Bismillahirrahmanirrahim. Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin demiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz. Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. Ne o? Yoksa siz Ölüm Yakuba gelip çattığında o evlatlarına "Benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz?" dediğinde "Siz orada mı bulunuyordunuz?" Onlar cevaben şöyle demişlerdi: "Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz." ve biz ancak ona teslim olan müslümanlarız. İyilik ve hayır yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara Yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde, savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir. Sana yetimler hakkında da soru sorarlar. De ki: Onların gerek kendilerini, gerek mallarını iyileştirip geliştirmek elbette hayırlı bir iştir. Eğer onlara sahip çıkmak için kendileriyle beraber oturmak isterseniz bu da mümkündür zira onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah kimin iyileştirme gayesi güttüğünü, kimin de işi bozmayı düşündüğünü pek iyi bilir. Şayet Allah dileseydi sizi zora koşardı. Muhakkak ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Anneler çocuklarını İki tam yıl emzirsinler. Bu emzirmeyi mükemmel şekilde uygulamak isteyenler içindir. Annelerin münasip şekilde yiyeceğini giyeceğini sağlamak babanın görevidir. Hiçbir kimse takatinin dışında bir görevle yükümlü tutulmaz. Çocuk yüzünden ne annesi ne de babası zarar görmemelidir babanın varisine de aynı vazife yaptırılır. Fakat anne baba aralarında görüşüp anlaşmaya vararak iki yıldan önce çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine bir vebal yoktur. Şayet çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz kendilerine vereceğiniz ücreti münasip tarzda ödemek şartı ile bunda da size vebal yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Bu yardımlar kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle onların gerçek hallerini bilmeyen kimse onları zengin sanır. Ey Resûlüm! Sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz, mutlaka Allah onu bilir. Odur ki, annelerinizin rahimlerinde size dilediği şekli verir. Ondan başka Tanrı yoktur. Azizdir, hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüş, güzel cins atlar, davarlar ve ekinler gibi, nefsin hoşuna giden şeyler, insanlara cazip gelmektedir. Bunlar, dünya hayatının geçici bir metaından ibarettir. Asıl varılacak güzel yer ise, Allah'ın katındadır. Derken onu doğurunca da "Ya Rabbi" dedi. "Ben bir kız doğurdum." Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da onun neslinden gelecekleri de o melun şeytanın şerrinden korumanın niyaz ediyorum. Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya onun yanına mabede ne zaman girse beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, "Bu yiyecekleri nereden buluyorsun?" deyince de o, "Bunlar Allah tarafından gönderiliyor." Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir derdi. İşte o sırada Zekeriya Rabbine niyaz edip "Ya Rabbi!" dedi. "Bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen duaları işitip icabet edersin." İşte bunlar gayb kabilinden haberler olup onları biz sana vahyediyoruz. Yoksa onlar, Meryem'i kimin himaye edeceğine dair, Kur'a çekerlerken ve birbirleriyle tartışırlarken, sen yanlarında bulunmuyordun. Yetimlere mallarını verin. Temizi verip, murdarı almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız, Gerçekten büyük bir günahtır. Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyünce ellerine alacakları düşüncesiyle o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli yetim malına tenezzül etmesin muhtaç olan ise meşru surette ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah hesap sorandır ve onun hesap sorması kafidir. Miras taksim edilirken varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa onlara da bir şey verin. Ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar, yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir. Yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Yine bunun gibi onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki, hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozuk karıştırsınlar. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden, Beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar, doğru yolu da bulamadılar. De ki: "Gelin Rabbinizin size nelere haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın." Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor. Üstüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah, size bunları emretti. Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız, sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise, ahirette Allah nezdindedir. Ey iman edenler! Eğer küfrü, İmana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridir. Onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada sıkıntı ve azap çektirmek istemekte ve canlarının kafir olarak çıkmasını dilemektedir. Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken Nuh biraz ötede olan oğluna "Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de kâfirlerle beraber kalma." diye seslendi. O "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım." dedi. Nuh ise "Bugün Allah'ın helak emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur." ancak onun merhamet ettiği kurtulur. Der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu. Evladım dedi babası, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır. Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor. Babaları onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarın ki siz farkında olmadan onu kurt yer. Dedi. Yakup dedi ki daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi. Bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir. Yakup şöyle cevap verdi. Siz kendiniz helak olmadıkça, onu bana getireceğinize dair, Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden, ben asla onu sizinle göndermem. Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki: Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir ve evlatlarım diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi Yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler. Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya Esafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Yusuf diye diye üzüntüsünden gözlerine ak düştü yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kızgınlığını da belirtmiyor öfkesini yenmeye çalışıyordu oğulları şöyle dediler ömrün geçti gitti hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin evlatlarım haydi gidiniz bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak, var gücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kafirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Yakup ailesi Mısır'a gelip, Yusuf'un yanına girdiklerinde, Yusuf, Annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin dedi. Annesiyle babasını tahtına oturttu. Hepsi onun önünde saygıyla eğildiler. Yusuf, "Babacığım" dedi. "İşte küçükken gördüğüm rüyanın tabiri. Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. O bana nice ihsanlarda bulundu. Beni zindandan kurtardı ve nihayet, şayet benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, sizi çölden getirip, bana kavuşturmakla da, beni ihsanına mazhar etti. Gerçekten Rabbim, dilediği kimse hakkında latiftir. Dilediği hususları çok güzel, pek ince bir tarzda gerçekleştirir. Şüphesiz o alimdir, hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilen tam hikmet sahibidir. Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince, öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir. Müjdelendiği bu kötü haberin etkisiyle utanıp eşinden dostundan saklanmaya çalışır. Şimdi ne yapsın? Hor, hakir, itilip kakılan bir bela olarak onu hayatta mı bıraksın yoksa toprağa mı gömsün? Ne yapsın diye kara kara düşünür. Dikkat ediniz. Ne fena hükümlerdi verdikleri bu hükümler. Rabbin şöyle buyurdu: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat gel ve şöyle dua et. Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur. Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. Eli sıkı olma. Büs bütün eli açık da olma ki, herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. Ruh çağına ermeyen yetimin malına, en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir. Mal, mülk, çoluk, çocuk. Bütün bunlar dünya hayatının süsleridir ama baki kalacak yararlı işler ise Rabbinin katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Gelelim duvara. O duvar şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onlara ait bir define gömülüydü. Babaları salih, iyi bir insandı. Rabbin onların reşit olacakları çağa gelip definelerini o zaman çıkarmalarını irade buyurdu. Bütün bunlar Rabbinden birer lütuf ve rahmet olup ben hiçbirini kendi görüşümle yapmış değilim. İşte hakkında sabırsızlık gösterdiğin meselelerin iç yüzü bunlardan ibarettir. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Ya Rabbi İyice yaşlandım. Kemiklerim zayıfladı, eridi. Başımdaki saçlarım ağardı. Beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi! Sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden, öyle bir varis nasip et ki, bana da, Yakup hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi. Doğrusu ben, arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden, öyle bir varis nasip et ki, bana da, Yakup hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya bir Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankar biri değildi. Anneme saygılı, hayırlı evlat kılıp asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Zamanı geldi babasına "Babacığım" dedi. "Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu kutlara tapıyorsun?" "Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana." Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan Rahmana isyan içindedir. Babacığım, bu gidişle o Rahmandan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. İbrahim selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkardır.